Bu videoda hazır bir SSD modeli kullanarak nesne tespit işlemi yapacağız. SSD CNN algoritmasında kullanılan bir görüntü işleme algoritması olarak ifade edilebilir. SSD modeli kayan pencere kullanmak yerine, yani bizim CNN algoritmasında kullandığımız, görüntüyü bir ızgara kullanarak böler ve her bir ızgara hücresinin görüntünün o bölgedeki nesneleri tespit etmekten sorumlu olmasını sağlar. Nesneleri algılama, o bölgedeki bir nesnenin sınıfını ve konumunu tahmin etmek anlamına gelmektedir SSD'de. Bakın burada da değişik modeller var. Nesne tanıma modelleri. Biz SSD ile çalışacağız. Şimdi bizim SSD modelimizde, bakın şurada hazır resimler var. Biz buradaki bütün resimleri nasıl çekeceğiz? Basit bir algoritma yazıp, yani burada 500 tane de resim olabilir. Bunların hepsini nasıl çekeceğimizi göreceğiz. İki tane de bizim dosyamız var. Birisi bakın şuradaki Caffe model olarak adlandırılan eğitilmiş dosya SSD modeli. 22 MB boyutu var. Küçük bir model. Hızlı çalışıyor ancak tahmin yüzdesi biraz düşük. Burada da bu dosyayla ilgili bakın eğitilmiş modelin bazı parametreleri var. Bunun da içerisinde olması gerekiyor. Ben de bunları Drive'a ekleyip YouTube'da paylaşacağım. Peki biz bu algoritmayı nasıl yazarız? Önce kütüphaneleri ekleyelim. Import NumPy SNP. Tabii büyük oldu bu. Import NumPy SNP dedik. Import OS'de OS modülünü ekledik. Buradan da dosya çekeceğiz. Yani dosyaları çekeceğiz. Import CV2 diyelim bir de. Sonra bizim cluster'ımız var. Bu kullanacağımız model bu MobileNet SSD modeli Caffe model içerisinde bazı, şurada bunları almıştım, kategorilerde, sınıflarda nesneleri tanımak üzere tasarlanmış. Bakın şunları tanıyor. İşte TV monitörü, işte tren, köpek, at, motosiklet, insan, işte ne olabilir? İnek olabilir, sandalye olabilir, kedi olabilir, at olabilir, bisiklet olabilir, bot olabilir gibi. Bunlar üzerine eğitilmiş hazır bir model. Şimdi biz her bir buradaki sınıfı farklı bounding box dediğimiz kutucuklar içerisine almak için bir parametre oluşturacağız. Yoksa hepsini kırmızı bulur. Biz değişik bulmasını istiyoruz. Colors eşittir np nokta random nokta uniform parantez içerisinde 0,255 virgül size 0 ile 255 arasında değer oluşturacak. Çünkü bizim renklerimiz 0 ile 255 arası. Peki kaç tane oluşturacak? Len parantez içerisinde classes şöyle ve şu parametremizi veriyoruz 3 şeklinde. Diyelim ki bizim burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 20 tane, 21 tane olması lazım. Burada da bize 21 tane parametre oluşturuyor. Bakın şu oluşturacak size 3. Yani işte 255, 255, 255 şeklinde ya da 0, 255, 255, 255 şeklinde. Şimdi bu modeli alalım. Net eşittir CV2 nokta Deep Neural Network nokta. Bu tabi OpenCV'nin içerisinde bulunan DNN modelini kullanacağız. Bakın burada protokol yani proto TXT dosyasını istiyor bizden. Şu TXT dosyasını aldık. Bunun içerisinde bu hazır modelin nasıl kullanacağı ile ilgili parametreler var. Tırnak içerisinde bunu yazdık. Aynı şekilde şunun içinde yapmamız gerekiyor. Bakın neydi bu? Geri gelelim. Model. Zaten bizden modeli ve bu modelle ilgili parametre, yani TXT dosyasını istiyordu. Bunu da aldık. Bunu da bunun içerisine yerleştirdik. Sonra
faiz diye bir tane değişken oluşturuyorum. OC nokta listdir metodunu kullanacağız. IMG pet list isminde bir tane liste oluşturalım. Sonra for f in faiz if f nokta answish şöyle nokta jpg ile bitiyor ise, çünkü bakın burada png dosyaları olabilir ya da değişik türden dosyalar olabilir. Ben jpg dosyalarını çekiyorum. Aynısını png, yani png içinde yapabilirsiniz. Image pet this nokta append ne ekleyecek? F'e ekleyecek. Zaten F'e ekleme işlemini yaptı. Şimdi bakın şurada kütüphaneyi alalım. Bu kodlarımızı bir koşturalım. Çalıştırdık. Copy dedim. Tamam. Şimdi şu image page liste, pet liste okutalım. Burada koşturalım. Ne varmış içerisinde? Bakın JPG dosyalarımızı çektik. Ben buraya 500 tane de dosya koyabilirim. Bir tane de koyabilirim. 5000 tane. Bunları manuel de girebilirdik. Ama ben burada modelimi genişletmek için bu şekilde bir pet yazdım. Yani bu şekilde bir fonksiyon yazdım daha doğrusu. Devam ediyoruz. For i in img pet list. Buradan çekiyoruz. Image eşittir. CV2 nokta şöyle imrit diyelim. İyi okusun. Her seferinde tek tek resimleri okuma işlemi yapacak. H virgül W eşittir. Biz resmin boyutunu alacağız ya. Image nokta bunun shape'inin bana son iki parametresi lazım. Şöyle iki aldık. Bunu da çektik. Şimdi bunu tensörlere dönüştüreceğiz. Elimizdeki resimlere, 4 boyutlu tensörlere dönüştürmemiz lazım. Eşittir cv2 nokta dnn nokta blob from image. cv2 nokta resize parantez içerisinde image dosyasına bu işlemi yapacağız. Virgül bunun boyutu 300'e 300 olması lazım. Neden? Model bu şekilde eğitilmiş. Devam ediyoruz. Şurada resize dedik. Evet, aldık bunu. Sonra burada bazı parametreler var. Kütüphane bu şekilde ayarlanmış. Benim bulduğum dokümantasyonda böyleydi. Ben değiştirmedim. Ne olur değiştirirsek onu da denemek lazım. 300'e 300'lük virgül 120'ye de. Bakın şurada zaten parametrelerini veriyor. Nokta 5. Bunu da çalıştırmış olduk. Şimdi net nokta set input giriş katmanını belirliyoruz. Giriş katmanım ne? Bu blob'daki artık resimden gelen değerler. Bakın burada oluşturduğumuz tensörü DNN'in giriş katmanına biz vereceğiz. Detections şöyle detections algılamalar net nokta forward alıyoruz artık bunları giriş katmanına. Sonra for j in np nokta evet range 0 virgül detections nokta shape 2 diyoruz. Buradan bize confidence şöyle confidence diye bir değer döndürsün. Eşittir detection'ın detections 0 0 j 2. If confidence
büyük 0.3 yani belli bir doğruluk oranın üzerinde ise IDX diye bir tane değişken oluşturalım. Eşittir int detections 00 J1 dedik. Şimdi burada kutu oluşturacağız. Oluşturacağımız kutu box eşittir detections 00 J3'e 7. Bunlar hep parametreler, bulduğum dokümantasyondan aldığım şeyler. np.array bu oluşturacağım kutunun en ve boy bilgileri ne kadar olacak? wh devam. Şimdi buradan başlangıç bitiş piksellerini ayarlayacağız. Start x virgül start y virgül sonra end x ve end y diyelim. Eşittir box nokta s type bunu int'e dönüştürsün. Çünkü biz bir dikdörtgen oluşturacaksak bunun integer olması gerekiyor. Label eşittir boşluk iki tane şöyle süslü parantez koyup format metodunu kullanalım. Format classes idx'e ve yani bulduğu sınıfın ismini yazacak ve confidence tahmin yüzdesini verecek bize. Artık dikdörtgenimizi oluşturabiliriz. Rectangle image virgül başlangıç noktaları start x virgül start y virgül bitiş noktası end x virgül end y dedik. Virgül cv2 nokta font her şey simplex diyelim. Sonra buraya 0.5 diyelim. Büyütebiliriz sonradan. Colors'tan da aynı IDX'i çeksin. Yani 5. resim için, pardon 5. sınıf için 5. renk ne atandıysa sonradan da gelebilir. Yani aynı nesneden 2 tane araba gelebilir. İkisinde bu durumda aynı renk yapacak. Tamam. Bunu da yaptık. Rectangle bir saniye yanlış yaptık. Şurayı burada yapmayacaktık. Şurayı alalım. Kafam başka yere gitti. Şimdi rectangle, image, start x, end x, end y. Bir de buraya renk parametresi girmem gerekiyor benim. Şimdi şurada parantezi açtık. En son bir parantez daha var şurada. Buraya bir de renk parametresi gireceğiz. Colors IDX virgül 2 kalınlığına kutunun yani dikdörtgenin kalınlığını girdik. Y eşittir start eksi 16 kutunun boyutu if start y eksi 16 büyük 15 bu da dokümantasyondan else start artı 16. Biz kutular aslında böyle oluşturmuyorduk. Burada bir hata verdi mi? Y eşittir start eksi 16 if start y eksi 16 büyük 15 şurada y olacak. Sonra cv2 nokta put text
Şuraya bizim yazdığımız parametreler image virgül label virgül parantez içerisinde start x virgül start y, sonra da şu CV to font her şey diyeceğiz. Burada bir tane fazla parantez mi var? Bu sefer şurada hata verdi. CV to rectangle image start x start y dedik. End x end y dedik. Neymiş buradaki hata? Start, bir tane start koymuşuz. O nerede? Şu. Y eşittir start y olacak. Tamam. Sonra şuraya gelelim artık. CV to nokta imshow diyoruz. SSD olacak penceremizin adı. Image'i görüntüle. If CV to width k 0 ve 0 çarpı ff eşit eşit ORD, yani Q tuşuna basıldığı ise devam et. Ta ki resimler bitene kadar, yani son resme geliyor, bazen takılabiliyor. Şimdi çalıştıracağız. Bakın dosyanın konumu şurada SSD olacak şekilde ayarla. Bakalım hata var mı? Bakın hata yok. Burada uçağı buldu. Uçak ne olarak tanımlıymış? Burada ne plane? Bakın potted plane olarak tanımlı. Bir tuşa bastım. Bakın öğrenciler var. Bunları person olarak tanımlamış. Burada bir bus, yani otobüs tanımlamış. Bakın bu arabaları tanımlamış. Şu uzaktakileri çok tanımlamamış. Niye tanımlamamış bunları? Çünkü bizim modelimiz küçük, 20 megabaytlık bir model. Bakın burada da arabaları tanımlamış. Bakın burada bir bot tanımlamış. Bir hız teknemiz var. Burada da hayvanlar var. İşte burada köpeği algılamış, kediyi algılamış ama atı algılamamış. Bu da modelden ve atın işte burada tam olarak sadece suratı olduğu için muhtemelen biraz daha böyle tam boydan at olsa acaba horse var mı? Burada bakalım. Varmış. Yani tanıyabilirdi. Burası takıldı. Evet, uygulamamız bu şekilde. Denedik ve bütün adımların çalıştığını gördük. Şimdi diyelim ki ben gerçek zamanlı olarak çalıştırmak istiyorum modelimi. O zaman şuradaki padleri benim silmem gerekiyor. Şurayı temizleyelim. Şuraya şöyle vc diyelim, eşittir cv2 nokta video capture diyoruz. Acaba benim kameram kaçta? Artık onu bulacağız. Sıfırda değil. Muhtemelen 2'de. VG nokta set 3,800. Burada tabi ImagePad ile ilgili hata verdi. Onu kaldıracağız. VG nokta set 4,600 dedik. Şurayı da while true yapacağız. Sürekli okuma işlemi yapacak. While true. Şurası. While true. Şurada da burayı siliyoruz. Alt çizgi virgül image diyelim şuna. Eşittir video capture nokta read diyelim. Evet, burayı da düzelttik. Son olarak şu aşağı iniyoruz. Weight key'i 1 yapıyoruz. Continue'yu da 1 ekliyoruz. Yani artık Q tuşuna basıldığı zaman sonraki resme geçmeye çalışmayacak da uygulamayı sonlandıracak. Şimdi bakalım. Çalışacak mı? Hangi kamerayı açmaya çalışacak? Biraz burası sancılı geçiyor. Birkaç tane kamera tanımlı. Evet. Şimdi bakın benim
person olarak algıladı. Bu neymiş? Bunu tanımadı. Cep telefonunu tanıyacak mı? Chair olarak tanıdı. Tabii bunlar tanıtılmış modeller değil ama içerisinde tanıtılmış model olarak sadece ben varım. Bakın burada da şişe olarak algıladı. Burada bir kolonya şişemiz var. Bunu da bottle olarak algıladı. Kameram çok kaliteli değil. Kamera kaliteli olsaydı daha güzel çalışmalar çıkacaktı. Sonlandıralım. Evet, projemiz bu şekilde. Siz de deneyebilirsiniz. Ben bu modeli yükleyeceğim ve bu TXT dosyasını Drive'a yükleyip sizlerle paylaşacağım.